kadınlarını dışlayan bir toplumun gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Cumhuriyet bugün 84 milyon kadın erkek hepimizin ortak en büyük kazanımıdır. İstiklal Savaşı'nda cephe önündeki kadınlar anıldı. Mücadelenin devam ettiği belirtildi. Milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun 98. yılında işte yine kadınlarımızla birlikteyiz, beraberiz. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 29 Ekim nedeniyle Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar programı düzenledi. Programda Büyük Anadolu Orkestrası tarafından Bir Destandır Kadın müzik dinletisi sunuldu. ATO Kongrezum'da düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Programın açılış konuşmasını AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir yaptı. Keşir, kadınların erkeklerle birlikte yine 98 yıl önce olduğu gibi mücadeleyi sürdürdüğünü ifade etti. Cumhuriyet ve Cumhuriyet değerleri üzerinden kadınların ayrıştırılması asla kabul edilemez. Eline bir fırça alıp tüm renkleri griye boyamaya kalkanlara itirazımız var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da etkinlikte konuştu. Erdoğan, kadınların savunmadan eğitime, spordan sanayiye, her alanda kalkınmaya destek verdiğinin altını çizdi. Tarlada, parlamentoda, olimpiyat oyunlarında, okulda, iş yerinde, evde, tankların karşısında, velhasıl hayatın her alanında emekleriyle var olmayı sürdürüyor. Cumhuriyetin öncü kahraman kadınlarının mücadelesi, aynı kararlılıkla şimdi de Cumhuriyeti yaşatmak ve hep daha ileriye taşımak için devam ediyor. Konuşmaların ardından Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1933 yılına ait İstiklal Marşı'nın kayıtlı olduğu yüztaş plaktan birini hediye etti.